Nefis yemek tariflerinden damat pastası tarifi. 3 adet yumurta akığı, 1 çay bardağı toz şeker ve 1 fiske tuzu katılaşıncaya kadar çırpalım. Ayrı bir kapta 3 adet yumurta sarısı ve yarım çay bardağından 1 parmak eksik ılık suyu köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Ardından yumurta sarılarını beyaz karışıma yavaş yavaş dıştan içe doğru karıştırarak ilave edelim. 7 yemek kaşığı un, çeyrek çay bardağı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eleyelim. Daha sonra elenmiş un karışımını yumurtalı harcımıza yavaş yavaş ekleyerek karıştıralım. Kek harcımızı yağlanmış fırın kabına dökerek yayalım. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Kreması için 1,5 Türk kahvesi fincanı un, 4 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya ve 3 su bardağı sütü alarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Muhallebiyi ara sıra karıştırarak soğutalım. Soğuyan muhallebiye toz krem şanti ekleyip mikser ile 2 dakika çırpalım. Keki ıslatmak için 2 su bardağından 1 parmak eksik süte, 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kakaoyu ekleyerek karıştıralım. Kekimize kürdan ile delikler açalım ve hazırladığımız sosu her yerine gezdirelim. Muhallebimizi kekin üzerine boşaltarak yayalım. Pişirme kağıdı ile elde ettiğimiz şeritleri pastamızın üzerine aralıklarla yerleştirelim. Pastamızın üzerine kakao serperek şeritleri dikkatlice alalım. Beyaz kalan kısımları ise Hindistan cevizi ile kapatalım. 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra pastamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.